İşte yılbaşı için sepete atılacak diyor. 3 altcoin bunun üzerine konuşacağız. Ve yılbaşı için sepete atılacak diye adledilen kripto paralardan bahsetmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi bunlar burada. ADA, Dogecoin ve Matic olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bakalım. Şimdi yılbaşı için sepete atılacak kavramı çok doğru değil. Çünkü yılbaşı için sepete atılacak dediğiniz zaman şimdi at iyi yılbaşında da çekersin falan gibi. Ama bu şekilde değil. Sonuçta 2024 gelmeden doğrudur yüksek fiyatlar bekliyorum. Bunu Kasım'da da ifade etmiştim. Fakat 2024'te daha yüksek fiyatlar bekliyorum. O yüzden tutup da altın yumurtlayan tavuğu keserseniz sadece tavuk yersiniz yani. O yüzden çok böyle düşünmenin anlamı olmayacaktır. Buradaki kripto paralar çok sağlamdır. Mesela bunlardan bir tanesi olan ADA. Yine 30 dolar gibi böyle çok uçuk fiyat tahminleri de var. 30 dolar demem ama sezon içinde benim idealize ettiğim 10 dolar fiyatlarına erişim sağlayabilir. Haricinde Matic, bakın yine Matic'ten de 10 dolara kadar fiyat yükselişleri olabileceğini düşünürken Dogecoin'in tabi bunlardan farklı yanları var. Bazı farklı durumları söz konusu. Durumlar söz konusu. Dogecoin çok spekülatif olduğu için ve biraz enteresan katalizörleri olduğu için bunların nasıl etki edebileceğini anlamak zor oluyor maalesef. Örnek vermek gerekirse işte Dogecoin'de Elon Musk etkisi. Şimdi 24 Aralık'ta roket kaldıracak adamlar, tamam mı? Ya da sonrasında Elon Musk da kendi roketini kaldıracak Doge için. Haricinde X'e entegre edilecek falan filan. Ocak ayında bekleniyor bunlar bu arada. İş böyle olduğu zaman bu olay Doge'u nereye kadar yükseltir? Lan ben ne bileyim nereye kadar yükselteceğini. Nereden bileceğim yani? O yüzden böyle bir farklılık var. 1 dolarlar hani klişe olarak hep çok fazla konuşuluyor. Bence de 1 dolara kolaylıkla yükselebilir. Daha da yükseğe çıkacağını düşünüyorum ama ne kadar yüksek, ne kadar düşük tartışılır. Bakın kendi kurucusunun bile şu şekilde şey var. Daha aylar önce söyledi. Diyor ki yarın Bitcoin 100, 2022'de söyledi bunu pardon. Yarın diyor Bitcoin 100 bin dolar, Dogecoin de 10 dolar olacak. Yok şey 1 dolar olacak dedi herif. Elon Musk da altına onu destekleyen bir şeyler yazdı. Roket moket attı bir şeyler. Ertesi gün şaka yaptık. Yani biliyoruz şaka yaptığını ama demem o ki kendi kurucusu bile adam bile spekülasyon yapıyor. Bile iste. Kaldı ki biz nereden öngöreceğiz tam olarak hangi işin nasıl zuhur edebileceğini. Yılbaşı yaklaşırken kripto piyasası güç kazanmaya devam ediyor. Lider kripto para Bitcoin 42 bin doları yeniden aştı ve ilerlemesini sürdürüyor. BTC'nin öncülük ettiği piyasada yüksek getiri potansiyeli olan altcoin projeleri de yok değil. Kripto uzmanı Zirojevic yılbaşı sepetine atmak için 3 token belirledi. Bu seçimlerine ilişkin olarak tecrübeli analistlerin görüşlerine de başvuruyor diye söylüyor. Bunlardan ilki ADA. Şimdi ADA ile alakalı zaten genel olarak bir konuştuk. ADA özellikle sezon içinde de tabii çok ciddi yükselebilecek. Aynı zamanda istikrarlı dediğimiz büyük bir kripto para. Bakın bu arada BTC'nin hacmi de sürekli artıyor. Artık zirvelere doğru gidecek yani öyle değil mi? En son ADA hakkında ne dedik? 39,5'u kapattı. Yükselişe hazır ve nazır. Aynen onu yapıyor. Ben ADA'da yılbaşına kadar 68 sent civarlarının gelebileceğini düşünüyorum. Yani mevcut yükselişin açıkçası 68 pozisyonlarına doğru ilerleyen günlerde devam etmek suretiyle sürdüğü kanaatindeyim. ADA sezonlukta tabii ki tutulabilir ve BTC ile birlikte istikrarlı bir kripto paradır. Pat diye düş, çat diye kalktan ziyade düzgün bir şekilde yükselir. 68 sentlere doğru mesela bakın ne yaptı? 24,5'lardan hatta 23 küsürlerden şu anda 43'lere kadar geldi.
Yani tertemiz iki katlık bir fiyat artışı yaptı BTC yükselirken. Şimdi 68'leri hedefliyor. 3 katın üzerinde bir fiyat artışı. Ortalama 2 ay gibi bir zaman dilimi içinde 3-3,5 kat. Ki bunu da üzerine yapacaktır 2024 ile birlikte. Kim ne anladı? Kimse bir şey anlamadı, değil mi? Hani adayı böyle trendlerde, en büyüklerde görmediniz belki. Ama kazanan kazandı işte bu sürede. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Ada iyidir. Ada portföylere yakışır. Sağlamdır yani. Burada bu sefer de şeyi çıkarıyor. Bu arada ada ile alakalı bir tahmin yapmış mı? Keşke buna da baksaydık. Yapmamış zaten. 14 sentten bahsediyor. Yaklaşan Doge bir ay roketinden bahsediyor. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Dogecoin'de de önceki videolarda da konuştuk. Doğru, ayın 24'ü dedik. Ayın 24'ünde ciddi şekilde fiyat yükselişi yaşayabilir. Sebebi malum, tam olarak nereye götürür bilinmez ama zaten 10,8 sentleri kıracağı belliyken bu sefer de 13,7 noktalarına göz dikebilme ihtimali çok fazla olacaktır. Dogecoin'deki yükselişlerinde kısa vadedeki hareketi olarak ortalama yılın sonuna kadar yahut işte yılbaşına kadar vesaire ben Doge'un da 16,3 sent civarlarını görebileceğini, fakat dediğim gibi bu çok spekülatif. Mesela Elon Musk olaylardan önce farklı spekülasyonlar çıkarır. Aha işte X'e entegre ha edildi, ha ediliyor falan olur. 19,5-20 sentte görürsünüz yani. O yüzden bu biraz, yani Dogecoin biraz diğer altcoin'lere göre farklı iş yapabiliyor. Anlayabileceğiniz üzere bu şekilde farklılıklar var. Ona dikkat etmek lazım. Matic'ten bahsediyor. Coinbase'deki listelenmesiydi. Şuydu buydu. Çok fazla bir şey söylemiyor. Hemen Matic'e de girip bakalım. Matic'te bildiğiniz gibi 10 numara bir kripto para birimidir. Şöyle hemen bir geçelim. Bakın, Matic biraz daha düşük hareketler yapmış. Neden? Çünkü tam saatlikte yaklaşan bir dead cross halindeyken yakalandığı için içsel olarak aşağı eğilimli bir durumdayken yükseliş geliyor ve durumu tersine çeviriyor. Bu noktada biraz zaman geçirdikten sonra Matic de üzerindeki ölü toprağını atıp 1.03'leri yoklamaya doğru hareketlenecektir. Bu kırılım ortalama 1.32'lere doğru bence yılın kapanışına doğru görebileceğimiz fiyatları ifade eder. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.